Bu dersimizde arkadaşlar artık şunları bir küçülteyim. Veri tabanını oluşturduk, tablosunu oluşturduk. Upgrade ihtiyacını gözeterek kodumuzu yazdık. Veri tabanına kayıt ekleme metodunu yapacağız. Kayıt ekleme metodu. Bunun için public long türünde bir metot. Adı kayıt ekle olsun. Parametrelerim var. String ad var. Şöyle bir sıralamaya da dikkat edeyim de arkadaşlar. Ad, resim, açıklama, telefon. Hemen string, resim, virgül, string. Bu veri tabanına ad ekleyeceğiz, resim ekleyeceğiz. Ad, resim, açıklama. Başka neyim var? Telefon, e-mail, doğum tarihi. String, telefon, virgül, string, e-mail, virgül, string, doğum tarihi, virgül, string. Şuradan bir kere daha bakalım. Doğum tarihi, eklenme tarihi, güncelleme tarihi. String, ekleme tarihi, virgül, string, güncelleme tarihi. Kapatıyorum. Aç kapat metodum oluşuyor. En son bir return yapacağım. Şu kırmızılık gidecek. Şimdi biz bu veri tabanına veri ekleyeceğiz. Veri yazacağız. O zaman şöyle yazayım. Veri tabanına veri ekleneceği için yazılabilir veri tabanı olması lazım. Bunu nasıl yapacağım? SQLite database. İsmi SQLite database. Geliyorum. These nokta get readable. Yazmak istiyorsam readable alacağız. Okutmak istiyorsam readable alacağız. Get readable database aldık. Şimdi içerik değerleri kullanacağız. Content values değerler eşittir new content values this. Burada this parametresine gerek yok bu arada. Şöyle diyeyim. İçerik değerleri. Şimdi şöyle söyleyeyim. ID otomatik ekleneceği için auto increment yapmıştık. Ekleneceği için yazılmasına gerek yok. Yazılırsa zaten sıkıntı olur. Şimdi gelip şurada veri eklemeyi yapalım. Veri ekleme. Aşağı doğru geldim. Şimdi ekliyorum. Değerler nokta put. Ekle. Nereye ekleyeceğim? Veri tabanındaki sabitlerdeki ad sabitine ekleyeceğim. Virgül ni bunu ekleyeceğim. Ne ekleyeceğim? Aldığım adı ekleyeceğim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 birkaç tane yapayım. Sırayla gidelim. Resim alanına neyi ekleyeceğim? Resimi. Bu parametreleri sonradan şöyle söyleyeyim. Buralardan alıp ekleteceğiz arkadaşlar. Şu an parametrelerini ayarlıyoruz. Resim. Bir adet parantez. Sonra açıklama. Tablodaki açıklama alanına açıklamayı ekleteceğim. Tablodaki telefon alanına telefonu ekleteceğim. Telefon. Sonra
tablodaki e-mail alanına e-mail ekleteceğim. Tablodaki doğum tarihi alanına doğum tarihini bir iki tane daha s eklenme tarihi eklenme tarihi s güncelleme tarihi güncelleme tarihi. Şimdi bu içerikler içerik değerleri çoklu verileri göndermek için yaptığımız bir şey. Bu çoklu verileri aldım. Şimdi ekletmem lazım. Satırı ID'ye göre tabloya ekle. Boş sütun olmasın. Geliyorum. O zaman diyorum ki ID'ye göre long ID eşittir SQLite database nokta insert satırı yerleştir. Hangi tabloya? VT sabitlerdeki tablo adı. Buna. Boş sütun olmasın. Ve değerleri, içerik değerlerini yerleştirsin. Şimdi çalıştırdığım SQLite database'i kapatmam lazım. Veri tabanını kapat. Sonra SQLite database nokta close kapattım. Ve ID değerini yani satırı dönder. Dönder. Yani return ID. Tamamız arkadaşlar. Ekleme metodunu da yapmış olduk. Şimdi bu bizim ekleme metodumuz. Bu parametreleri nereden alacağız? Bir sonraki derste de onu yapacağız inşallah.